merhaba. Parabol grafiklerini çizerken ÖSYM tarzı sorulara kadar geldik. Sayfa 23'ten devam ediyoruz arkadaşlar. Hadi bakayım hazırsak başlayabiliriz. Şimdi bu soruda kollar yukarı doğru ve aşağı doğru olmak üzere paraboller var. Hatırlarsanız baş katsayıları küçükten büyüğe doğru sıralayın demiş. Baş katsayısı pozitifse kollar yukarı doğru. Kollar aşağı doğru C var. O zaman C sıfırdan küçüktür diyebiliriz. Diğerlerine baktığımız zaman iki tane parabol kollar yukarı doğru. Şöyle düşünmenizi istiyorum. Kollar yukarı doğruysa biri bir tanesi biraz açık, diğeri biraz daha kapalı. Örnek yapalım bununla ilgili 3x kare. Çünkü biz bunları unuturuz. Kollar açılıyor mu, kapanıyor mu? Böyle bir şeyle karşılaştığımız zaman x yerine bir tane 1 atın mesela. F1, 3. Burada 1 atarsak 1 yaptı. Geçtiği nokta 1'e 3 ve 1'e 1 noktaları. O zaman yukarıdan aşağı doğru bir doğru parçası çizdim. Bakın 1 bir yazmıştım. 1'e 1, 1'e 3. Yani baş kat sayının büyümesi grafiği y eksenine doğru kapatıyor. Yani bir çiçek gibi düşünün. Çiçeğin kolları kapanıyor. Dolayısıyla a büyüktür baş kat sayısı. En büyük. En küçük c'ydi. O zaman ortanca bakın b'dir. Doğru cevap a şıkkıdır diyebilirsiniz. Kollar yukarı doğru kapanıyorsa baş katsayı büyük olacaktır. Altıncı soruda f 3 7 kapalı aralığından buraya tanımlanmış. Hatırlarsanız fonksiyonları daha doğrusu parabolleri tanımlarken R'den R'ye grafiğe bakıyorduk. Tüm R'a sayıları sayılara taşıyordu. Birinci dereceden iki milyen de denklemde. Fakat burada R dememiş. Bakın burası farklı tanım kümesi. Şurada gösterelim. 3,7. Tüm R'a sayılar değil. O zaman belli bir parçasını alacağız. Belli bir parçasını alırken parabolün grafiğini çizersiniz normal. Bakın yan tarafta çizilmiş biraz. Bunu koordinat sistemindeymiş gibi düşünelim. Çizdiğimiz zaman 3 değerini veririz. 3 verdiğimiz zaman 7. Bir de 7 değerini verdik. Eksi 16 yaptı. Aldığı değerler. O zaman 8'e eksi 16 aldı. Görüntü kümesini bulun demiş. Bir de tepe noktasını koyduk. Tepe noktasını koyduğumuz zaman bakın 2 yaptı. Tepe noktası dışarıda kaldı. Dolayısıyla parabolün belli bir parçasını kapsayacak. Grafik sadece bu kadardan oluşacak. Aldığı değerler de 8 ile 16 arasında gittiği için görüntü kümesi bakın eksi 16, 8. Buralar dahil olduğu için görüntüleri de dahil olacaktır diyeceğiz arkadaşlar. Sözün özü parabol grafiğinin belli bir parçasını alacağız. Peki bir sonrakine bakalım. Yine bakın eksi 1, 5 aralığından tanımlanmış parabol. x kare eksi 2, x artı 4. Buna belli bir parçası olacak. Fakat buradaki sıkıntı şu. Şimdi tepe noktası da lazım bize. Tepe noktası hatırlarsanız R eksi B bölü 2 aydı. Yani 1 bir çıktı. 1'i götürüp yerine koyarsak F1 1 eksi 2 artı 4. Dolayısıyla F1 de 3 oldu. Tepe noktası 1,3. Şimdi tepe noktası bu aralığın içerisinde ise işler değişir. Bakın 1 bu aralığın içinde yer aldı. Sadece parabolün şöyle düşünün. Tepe noktası dışarıda kalsaydı ya bu aralıktan kollardan ya da buralardan görüntüler alıyorduk. Bir önceki örnekteki gibi. Ama burada işler değişti. Araya düştü. O zaman işlerimiz biraz daha karışık olacak. Bunun koordinat sisteminde düşüneceğiz. Koordinat sisteminde tepe noktasını 1'e 3 bulduk. Şimdi 1, 3 işaretledim. Bunu iyice dolduruyorum. Bir de x'e 0 verdiğimiz zaman bakın x'e 0 verirsek 0'a 4'ten geçecek. 0'a 4'te y ekseni kestiği nokta. Simetri ekseni vardı bunu. Simetri ekseni de yukarıdan aşağı doğru gelen eksendi. Buna göre simetrini alarak çizim yapacağız. Kollarını böyle attık. Şimdi parabol böyle yukarıda tepe noktasında görüntü tanım kümesinin içerisinde yer aldı. Bunun belli bir parçasını alacağız. O zaman hemen uç değerleri yazalım bize verilen. Ne demişti uç değer? Eksi 1. Bakın şuradan da yardım alayım. F eksi 1'i yerine koyarsak 7'ye gidecek. X yerine eksi 1 verdiğimiz zaman aldığı değer şöyle gösterelim. 7. Bir de 5 atacağız. 5 yazdığımızı düşünüyoruz. Şuradan bakın F5 şuraya yazdık. 19 yaptı. Yukarıya çıktı. Ama ucu açık. Gördünüz mü? Şimdi aldığı değerler 7 ile 5 arasında değil. Neden değil? Parabolün bizim şu an tanım kümesiyle bize verilen parabolün aslında grafiği şu oldu. O parabol parçasının grafiği burası oldu. Gördünüz mü? mavi ile çizdiğimiz hatta diğer tarafları da silebiliriz. Şuradaki parabolün parçasını şimdi bunun aldığı değerlere bakacak olursak tepe noktası da içeride olduğu için tepe noktası 1 verdiğimiz zaman 3'e gidiyordu. O zaman görüntüler en düşük 3'e kadar çıktı. Şimdi y ekseninde şöyle tarama yapıyorum. 7 ve ta ki 5'in aldığı değer 19'du. 19'a kadar alacağım. 19 açık yapıyoruz. Çünkü y eksenindeki görüntüsü burası iken 5 açıktı 19 da açık olacak. Gördüğünüz gibi görüntü kümesi aşağıdan 3'e kadar düştü. Yukarıdan da 19'a kadar gitti. 3 dahildir. Çünkü tepe noktası dahil. O yüzden köşeli parantez bu taraf açıktır. 9'da göstereceğiz. Demek ki bu tür ifadelerde parabolün grafiğini çizip y eksenindeki görüntüleri oluşturmak her zaman işimizi kolaylaştırıyor. 8. soruda ne demişti? Bakın yine böyle paraboller klasik yöntemle verilmiş. Standart yazılımla verilmiş. Görüntü kümelerini istiyor. Şimdi birinci parabola baktığımız zaman baş katsayı bir kollar yukarı doğru. Şimdi parabolün kollar yukarı doğru olduğu durumda görüntü kümesi tepe noktasıyla belirlenir. Yani Tepe noktasını bulalım. Eksi b bölü 2a'dan r'si eksi 1. Eksi 1 yerine koyarsak 3. Bu şu anlama gelir. Y'si 3. Kollar da yukarı doğru. O zaman aldığı görüntüler 3'ten yukarı doğru taşıyacağız. Yani pozitif sayılara kadar gidecek. O zaman görüntü kümesi 3 dahil. Tepe noktası dahil. Artı sonsuz açık aralığına gidecek. Diğerine baktığımız zaman baş kat sayı eksi kollar aşağı doğru. Hemen tepe noktasını bulalım. Eksi b bölü 2a'dan 1'i elde ettim. 1'i götürüp yerine koyarsak 6. Tepe noktası 1, 6. Bakın görüntü kümesi yerlerden mütevellit. Onlardan oluşur. Aşağı doğru gidiyor. Yani 6'dan eksi sonsuza kadar olan tüm sayıları alabilir. O yüzden eksi sonsuz. Eksi sonsuzlar daima yuvarlak parantez. 6 kapalı parantezle gösterilir. Görüntü kümeleri bu şekilde daha kolay bulunur. Evet 9. soruya başlayabiliriz. 9. soruda bakın parabol parçaları verilmiş sağlı sollu. Nasıl olacak o? Şimdi mutlak değerle hibritlenmiş bir soru. Yapacağımız şey iki parçada düşünmek. Mutlak değerin içinin sıfır olduğu yere kritik nokta denir. X sıfırın sağında ve sonunda farklı değerler alır. Bir tablo yaparız. Deriz ki eğer X sıfırdan büyük ise bir dala oluşur, Dal meydana gelir. Sıfırdan küçükse başka bir dal. X sıfırdan büyükse olduğu gibi çıkacak. Fonksiyon şöyle tanımlanır. X kare eksi 1 X0'dan küçükse fonksiyonu yeniden tanımlarız. Eksi x kare eksi 1 olacak. Demek ki iki daldan oluşuyor. Sıfırın sağında ve solunda grafiği nasıl göstereceğiz? Şöyle bir grafik koordinat sistemi alalım. Deriz ki fx eşittir x kare eksi 1'i çizmek istiyorum önce. Hatırlarsanız tepe noktası orijin olan ve en çok kullanılan parabol buydu. Şimdi bundan bir çıkarılmış. Bir çıkarılırsa bir birim aşağı ötelenecek. Demek ki... Grafik buradan buraya eksi 1'e 1 e bir şeklinde sağa ötelendi. Aşağı indirildi ve çizildi. Bakın yarısını aldım. Biliyorsunuz ki x eşittir 0 y ekseninin kendisidir. Simetri ekseni burası. Bunun sol tarafına bakacak olursak parabolleri tepe noktası orijin olan eksi x kare parabolü de buydu. Bunun sol tarafını alacağım. Bakın ondan bir birim çıkarmış. O zaman bir birim aşağı gidecek. Demek ki tepe noktası buradan normalde böyleyken bir birim aşağı gittiği için de bu şekle dönüştü. Peki x yerine sıfır verirsek, bakın sıfır verdiğimiz zaman eksi 1'den geçiyor, sağladı. O zaman şunu söyleyelim, bu tür sorularda şeye bakacağız, kritik noktaya, kritik noktanın sağında ayrı bir şekil, solunda ayrı bir şekil. Aslında bu yaptığım şey de parçalı biçimde yazmak olacaktı. Şimdi bir sonraki soruda parçalı fonksiyonun grafiğinden bahsetmiş. Tabii çok uzun bir soru. Bu soruyu çözerken aşağıdaki ifadelerden faydalanacağım. Bakın x 1'den büyük ve eşit. 1 ile eksi 2 arasında bir de eksi 2'den küçükken diye 3 parçaya bölünmüş. Şimdi biz bu parçaları parçalı fonksiyonun grafiği çizirken her bir parçanın grafiği ayrı ayrı çizilir. Her bir parçanın sadece tanımlı olduğu aralıktaki bölümü alınır. Sonra bunlar puzzle gibi birleştirilir. Bakın x kare eksi 4'ün grafiği x kare eksi 4'ü nasıl çizeceğiz? x eşittir 0 için x yerine 0 verirsem eksi 4 0 eksi 4'ten geçecek. Tepe noktası da eksi b bölü 2a'dan gene sıfıra eksi 4. x'e 0 verdim yine eksi 4. Yani tepe noktasının y ekseni üzerinde olduğu gözüküyor. Daha biraz daha ileride bunları daha rahat anlatabileceğiz. Y yerine 0 verirsem artı eksi 2. Yani tepe noktası y ekseni üzerinde olan ve eksi 4 olan kollar yukarı doğru bir parabol çizdik. Bunun birden büyük olan parçasını alacağız. Onu gösterelim. Bakın şu parabolün bu parçasını alacağız. Kritik noktayı da mutlaka yerine koyarız. 1 koyduğumuz zaman x yerine 1 koyarsak da 3. O zaman burası dahil olacak. Yani yeşil kısmı, şekildeki grafiğin yeşil kısmını alacağız. Kitaptaki yeşil kısım oldu. Eğer parçalı fonksiyon gibi ya bu. x diyor, eksi 2 ile 1 aralığındaysa, şuraya dikkat edin. Bakın, eksi 2 ile 1 aralığındaysa, y'si 2 oluyor. y eşittir 2 doğrusunu hatırlıyor muyuz? x bu aralıkta giderken y eşittir 2 doğrusu. Bakın Uç noktalar bir dahil değil. Eksi 2 dahil. Y eşit 2 doğrusu burasıdır. Bunun da bu sefer bu parçasını alacağız. Yine yeşil kısmını alacağız. Yeşile boyayalım orayı. Y eşittir 1 doğrusunu bu parçasını alacağız. Burası açık. Burası kapalı. Şurayı alacağız. İkinci bölüm. X eksi 2'den küçükken diyor. X eksi 2'den küçükken. Bakın bu bir doğrusal fonksiyon. Y eşittir. Şurayı gösteriyorum arkadaşlar. Y eşittir. X artı 4. X'e 0 verirsem Y'si 4. 0'a 4'ten geçecek. Y eşittir 0 verirsem x e 4 de 0'dan geçecek. Kritik nokta değeri için X yerine 2 koyarsak da 2'den geçecek. O zaman grafi, bu doğrusal fonksiyonun grafiğini çizdiğimiz zaman bu bilgiler doğrusunda grafiği bu şekilde alınıyor. Fakat eksi 2'den küçük parçasını alacağız. Eksi 2'den küçük parçası burası. X yerine eksi 2 koyarsam şuraya 2 yapıyor. Orası açık. O zaman burayı böyle tarayacağım. Buradan buraya. Diyeceğim ki bu yeşil bölüm ama ucu açık. Dolayısıyla birinci yeşil bölüm burası. ikinci yeşil bölüm burası. Üçüncü yeşil bölüm burası. Bunları tek grafikle ifade ettiğimiz zaman Birinci yeşil bölüm bakın en sonda şunu da şurada toparladım buraya. Sonra burası gelir sonra da burası gelecek. Elde ettiğimiz grafik bu parçalı fonksiyonun grafiğidir. Şimdi diyeceksiniz ki hocam çok uzun sürdü. Haklısınız grafiğini çizmem. Parabol grafiğini kullandım. Y eşittir 2 doğrusunu kullandım. Doğrusal fonksiyonun kullandım. Fakat böyle sorular da zaten seçenekten gideceğiz. Yani aşağıdakilerden hangisi dediğim zaman kritik noktalar yerine koyarak sonuca gideceğiz. Mesela x yerine 0 vereceğiz. x yerine mesela burada 1 vereceğiz. y yerine 0 vereceğiz. Yani burada uç noktaları yerine koyarak grafik çizmeden bu işten kurtulabileceğiz arkadaşlar. O yüzden grafiklerden korkmayalım. Peki. Şimdi 11 nolu soruya geldik. Bu soruda bakın fx fonksiyonu eksi sonsuzdan 3 açık aralı burası tanım kümesi bir sonsuz aralıda değer kümesi bir parabol vermiş parabolün tersinin kuralını aşağıdakilerden hangisidir veriliyor? İki tane yol var. Bir tanesi kısa, çoktan seçmeli sorularda kullanılır. Bir tanesi de genel yoldur. İkinci dereceden fonksiyonların tersi bulunurken tam kareye tamamlama yöntemi kullanılır. Bunu belki fonksiyonlar konusunda da görmüşsünüzdür. İkinci derecedense. Şimdi fonksiyonlarda bir fonksiyonun tersi alınırken genel kurallarımız şunlar. fx yerine y yazılır. x kare eksi 6x artı 10. Şimdi bunun x'i sök, y'yi sök, yer değiştir. Önce x'i sökeriz, y'yi sökeriz, yer değiştiririz. Birinci hareket. Şuraya yazayım. X ile Y yer değiş. Kısa yazalım. Şimdi Y'yi yalnız bırakmak istiyorum. Tabi şurada da hepsi X ile Y'yi söktük. Hepsi yer değişti. Y'yi yalnız bırakmak için, Y kareden kurtulmak için tek şansımız mecburen burada Y'yi yazalım. Yalnız bırak. Tam kare. Tam kare yaparken y kare eksi 6y artı 10. Ben şöyle bahsederim. Şu ifadenin yani birincinin karesi birincinin ikinci çarpımın iki katındaki ortadaki ifadenin yarısının Karesini eklerim Altının karesi dokuz ekle, dokuz çıkar. 6'nın yarısı 3. Karesi 9 ekle 9 çıkar. Y kare eksi 6'ya artı 9. Şimdi 9 çıkarıyorum. Kuyruktaki bir de 10 vardı. Bakın şuraya 9 ekleyip 9 çıkarmak hiçbir şeyi değiştirmez. Sonucu etki etmez. Olayı bozmaz. Ama düzenleme yaparsanız burası x sayısı y eksi 3'ün karesi artı 1'dir. Artık y yalnız bırakabilirim. Şuradan devam ediyorum bakın. Karşıya attım. x eksi 1 x eksi 1 y eksi 3'ün karesine eşittir. y eksi 3'ün karesine eşittir. Düzenleyecek olursak her iki tarafın kare kökünü alıyorum. Şimdi kare kökünü alırsam bakın bu sayı x eksi 1 neyin karesi x eksi 1'dir? Kare kök bu ama bir artılı bir eksilidir. Eşittir y eksi 3. Bakın ne yaptım? Kare kökünü alırken bu ifadenin önüne bir artı bir eksi yazdım. Çünkü bu ifadenin karesini alsam buna eşit olur. Karesi ...x-1 olan iki tane sayı vardır bunlar. 3'ü karşıya atacak olursam... ...işte y'yi yalnız bırakmış olurum. 3 artı eksi kök içerisinde x-1. İşte bulduğumuz ifade... ...bu fonksiyonun tersi... ...tersi ama artı... ...kök x-1, 3 eksi kök x-1... ...iki tane dal çıktı karşıma. Bunlardan hangisini alacağım dersem... ...ifadesinde x yerine... Bir sonsuz kümesinin elemanları yazıldığında eksi sonsuz üç kümesin elemanları elde edilen kısmı tercih etmem lazım. Ona da şöyle karar veriyorum bakın. Madem tersi bu buradan bir tane sayı değeri söyleyin. Atıyorum 2. Şu aralıktan bir tane sayı seçersiniz. 2'yi yerine koyun. f'in tersinde 3 eşittir bakın. 3 artı eksi 2 koyarsam bura 1 yapıyor. Şimdi soruyorum. Eksili dalı seçersem 2 yapar. Artılı dalı seçersem 4 yapar. Bura aralığın hangisine düştü? Eksilisi bu aralığa düşene baktık. Ya da ya da bir değer verirsiniz. Deriz ki tanım kümesinde herhangi bir eleman seçerek x yerine yazılır. Tanım kümesinden bir eleman seçelim klasik yöntemde. Evet burada x yerine 2 verdiğimiz zaman eksili dalı geldi bakın. 3 2'den 1 şu aralığa düşeni seçeceğiz. Eksilisi. O zaman fonksiyonun tersinin kuralı B şıkkında yer alan ifadedir. Ya da ikinci yola bakacak olursak ikinci yolda bakın ne diyor? Tanım kümesinde herhangi bir eleman seçerek x yerine yazılır. Yani buradan bir tane eleman seçilir. x yerine yazılır. Örneğin 0 seçelim diyor. 10 bulundu. 0 10'a gidiyor. Onun f'in tersinde on da 0'a gitmek demedi. Seçeneklerde x yerine 10 yazıldığı zaman 0 veren ifade b şıkkıdır. Doğru cevap b şıkkıdır denilebiliyor. Bu da seçeneklerden gitme metodu diyeceğiz arkadaşlar. Standart sorular, ÖSYM tarzı soruları bitirdik. Bir sonraki bölüm konu pekiştirme testlerinde görüşürüz arkadaşlar.